Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yılın 3. faiz kararı olacak. Biliyorsunuz FED de faiz kararını açıklamıştı. Sonrasında ise altın fiyatları ne olacak diye soracağım. FED sonrasında ya da Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce döviz ne olacak? Sonrasında dolar ne olacak? Bunları konuşacağız. Gelişmeleri ekonomist Aslı Gültekin'le değerlendireceğiz. Aslı Hanım merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş buldum. Merhaba Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi Mart faiz oranı ne olacak? Geçtiğimiz ay 50 baz puan düşüş gerçekleştirmişti Merkez Bankası. Tahmininiz nedir efendim? Saatler 14'ü gösterdiğinde zaten açıklanacak. Şimdi şöyle bir şey var. Tüm dünyadan daha farklı bir Merkez Bankası baz puan artış veya indirimleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Dünyada baktığınız zaman enflasyonun indirecek bir sıkılaşma politikasıyla hareket eden bir FED'i gördük. İşte Avrupa Merkez Bankası'nı gördük. İsveç bankalarını gördük. Bizim ülkemizde ise biz baz puan indirerekten piyasaya bir şekilde para kullandırımı sağladık ve enflasyonu artıran büyüme politikalı bir merkez bankamız vardı. Bunun da sebebi devletin politikalarıyla paralel giden ve istek büyüme politikası olsun dendiği için. Fakat son periyotta baktığımızda o son yayınlanan 50 baz puan indirim, 8.50'ye inen faiz, burada dediler ki yeterli. Neden yeterli? Çünkü ülkenin ekonomisine baktığımızda zaten seçim ekonomisi var. Ayrıyeten maalesef asrın felaketi dediğimiz depremle karşı karşıya kaldık. Zaten kur korumalı mevduat gibi piyasa baskı unsurları çok fazlasıyla mevcut. Muhtemelen Merkez Bankası sabit tutacak ve bir değişiklik yapmayacak diye düşünüyorum. Çünkü piyasanın zaten bunu kaldırması artık çok zor. Bir düdüklü tencereyle sanki karşı karşıyaymışız gibi geliyor. Seçim sonrasında da ekstra vergilerle muhtemelen karşı karşıya kalacağız ki şu an biliyorsunuz Nisan ayında kurumlar vergisini düzenleyeceğiz. Evet. Ek vergiler geldi, deprem vergisi geldi. Yani benim görüşüm Hande Hanım bu noktada muhtemelen sabit tutacak. Arttırma veya azaltma gitmeyecek baz puanda. Peki dolar öncesinde ve sonrasında nasıl etkileniyor? Şimdi dolarda biliyorsunuz baskı var. Amerika'da baktığımız zaman dolar ve altının artışıyla da karşı karşıya kaldık. Neden? Çünkü Amerika'da bazı bankaların iflası gündemdeydi. Resesyon riski oluştuğu için enflasyonla mücadeleden ziyade artık 25 baz puan gibi birkaç defa da bu şekilde gidecekler baz puan artışlarda. Ondan sonra yumuşak bir politikaya döndü şahin politikalardan. Baktığımızda bizim ülkemizde nereye yansır derseniz dolar ve altın daima bu noktada güvenli. Kur korumalı mevduat da artık çok fazlasını bütçede yük oluşturmaya başladı. Nereye kadar baskılayabiliriz? Onu hep beraber göreceğiz ama artış yönünde seyredecektir. Peki bu kur korumalı mevduat hep bizim hayatımızın sonuna kadar kalacak mı? Devam edecek mi yoksa bir yerde dur diyecekler mi? Mecburen diyecekler aslında. Nereye kadar? Dövizle borçlanan bir ülkede, dövizle ihracat, ithalat yaptığınız bir ülkede siz TL'nin değerini korumak adına... Aslı Hanım, sizin dediğiniz gibi yani tahmininiz gibi oldu, sabit tuttu Merkez Bankası. Evet. Hayırlısı olsun diyorum ama yani çok daha reele yönelik politikalarla gitmek lazım. Enflasyonu baskılamak şu an büyüme endeksi değil ama enflasyonu yöneten bir politika olursa daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü piyasa gerçekten düdüklü tencereye benzedi. Seçim sonrasında ekstra vergilerle de karşı karşıya kalmamak adına biraz daha piyasa destekli olursa sanırım çok daha mutlu olacak iş adamları ve piyasadakiler diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Merkez Bankası faizi %8,5'ta sabit tuttu. Bundan sonraki süreçte ben tekrar altına ve doları soracağım. Dolar bundan sonraki süreçte ne olacaktır? Altın ne olacaktır? FED de faiz kararını açıkladı. Altındaki yükseliş devam eder mi? Şöyle, şimdi ülkemize kur korumalı mevduat seçim ekonomisi döneminde biraz daha bu şekilde gidecek. Onun dışında bakıyorsunuz bizde zaten 5000 endeksinde tutulan bir durum var. Yine bu da devlet destekli. Aslında devletin bankalarının aldığı hisse senetlerine, yatırımlara yönelik olaraktan bir baskılama söz konusu. Buraya baktığınız zaman nereye kadar baskılanacak? Bu baskıyla giderse evet doları sabit tutabilir. Hani 3 aşağı 5 yukarı harekette gider ama bir süre sonra dolarda bence artış olacak. Evet, dolarda artış olacak. Altın, aynen. Altın konusunda peki, yani altın hala böyle güvenli liman olarak adlandırabilir miyiz? Her zaman.
Altın daima en güvenli limandır. Hani asla ve asla düşüşte kalmaz. Çok kazandırmasa bile, hani %20 bandında seyretse bile en güvenli liman olarak karşımıza çıkacak ki bu noktada baktığınız zaman güç savaşları var aslında. Hani merkez bankaları ve kripto borsalarına bakıyorsunuz. Piyasada değişiklikler var. Ne olacağını bilemeyen yatırımcılar var. Bu noktada riskleri dağıtıyorlar. İşte bir kısmı dolarda tutuyor, bir kısmı hisse senedi alıyor, bir kısmı altında farklı yatırımlara yöneliyor. Bu anlamda baktığınızda altın çok güvenli bir araçtır her zaman. Evet. Çok fazla kazandırmasa bile asla eksi yönde bir hareket olmayacak. Evet. Şimdi Aslı Hanım, bir piyasalardaki rakamlara bakalım. Sonrasında tekrar sizinle devam etmek istiyorum. Muhabir arkadaşımız, TV100 muhabiri Esma Murat Tahtakale'de. Bir sözü ona bırakalım. Bakalım Merkez Bankası faiz kararını açıkladıktan sonra piyasa ne durumda? Esma? FED son dönemlerdeki en kritik faiz kararını geride bıraktı. ABD Merkez Bankası FED faizini 25 baz puan yukarı çekti. Bizler de şu an kapalı çarşıdayız ve piyasanın kalbinin attığı noktadayız. Gözlerse Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na çevrildi bugün. Dediğimiz gibi FED ABD etkileri devam ederken bankacılık ortasında yılın en kritik faiz kararı açıklandı. FED politika faiz beklentileri doğrultusunda 25 baz puan arttırdı. FED'den yapılan açıklama ise faiz kararının oy birliğiyle belirlendiğini söylemişlerdi. 16 yılın ise en yüksek seviyelerine ulaştığını söyleyelim. Tabii FED faiz kararı sonrasıysa gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na çevrilmişti. Peki bu karar piyasalara nasıl yansıdı? Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, göstersin bizlere. Dediğimiz gibi dolar için şu an alış fiyatı 19.29, satış fiyatı ise 19.32 olduğunu söyleyelim. Euro için 20.94 alış fiyatı, satış fiyatı ise 21.00 olduğunu söyleyelim. Tabi 24 ayar altın için, gram altın içinse 1226 alış fiyatı, 1253 lirada satış fiyatının olduğunu belirtelim. Dediğimiz gibi bizler şu an kapalı çarşıdayız ve piyasaların kalbinin attığı noktadayız. Gözler bugün Merkez Bankası'na çevrildi. Söyleyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet Esma, teşekkür ediyorum. Tahtakale'den aktardı. Tekrar Aslı Hocamızla birlikte devam edeceğiz. Aslı Hocam, şimdi Merkez Bankası depremin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izleniyor ifadesi var. Bir de enflasyon hedefi %5 denilmişti. Bu hedefe doğru gidebilecek miyiz? Gönlümüz tabii ki tek haneli enflasyonla karşı karşıya kalmayı çok ister. Ama ülkenin şartlarına baktığınız zaman %55'lerde bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ve seçim ekonomisini, depremin getirdiği o 130 milyar dolarlık bir maliyeti de düşünürsek, ek vergilerle beraber maalesef tek haneli enflasyona inme şansımız söz konusu değil. %30-40 bandı aralığında kapatır yılı diye düşünüyorum. Yani mümkün değil. Yani 5'e çekilmesi bu aralar mümkün değil diyorsunuz. Yani gönlümüzden tabii ki %5'lik enflasyonu yaşamak isteriz. Hep söylüyoruz. Avrupa'daki bir kişi ki şu an biliyorsunuz onlar tek haneli enflasyonda ayaklanıyorlar. Ama 20 yıl evvel İngiltere'deki bir vatandaş 5 pound'a aldığını, 20 yıl sonra 5 pound'a aldığı için gönlü çok rahat ve çok net enflasyonu anlamıyor. Oluşan bir şeyde de çok büyük bir tepki veriyor. Tabii ki %5'lik bir enflasyon olmasını canı gönülden diliyorum. Ama matematik olarak baktığımda, reel piyasaya baktığımda, seçim ekonomisi gündemi, depremin 130 milyar dolarlık maliyeti, ek vergilerle beraber bunların hepsi piyasaya artış olarak yansıyacak. Ha, bu durumda %55 Şubat ayı enflasyonu vardı biliyorsunuz. Evet. Yıl sonu yansıması %5 olması, yani dışarı büyük bir yatırım olur. Fiyatlar sabitlenir ve düşerse hani büyük bir hayal gibi geliyor bana. Umarım olur diyorum. Peki uygun finansal koşulların oluşmasına öncelik verilecek. Ne anlamamız gerekiyor bizim bundan? Uygun finansal koşulların oluşması için şöyle bir durum söz konusu. Bir kere güvencenin olması lazım. Şu an biliyorsunuz suyun açıkladığı güven endeksinde 2.9'luk bir gerileme söz konusu. Piyasada yatırımcı önünü gördüğü zaman güvenir ve yatırım yapar.
Dolayısıyla piyasada ben çoğu iş adamına bakıyorum, diyor ki bu projeye imza atmıyoruz çünkü fiyatları sabitleyemiyorum. En azından durmam daha iyi diyor. Stokta malım durduğu zaman ben daha çok kazanıyorum şu an diyor. Ya da yatırıma yönlendirmediğimde inşaatla ilgili diyor, önümü göremediğim için, artışı göremediğim için daha karlıyım diyor. Dolayısıyla siz piyasada fiyat dengesini oluşturursanız, gelir dağılımında eşitlik oluşturursanız ve iş adamı yatırım yaptığı zaman önünü gördüğünde kar marjını dengeleyebildiğinde tabii ki yatırıma yönlenir. Ama piyasada bu yatırımı yaptığında eğer ki önünü göremiyorsa ne yapacak? Farklı araçlara yönlenecek. İşte stokta ürününü tutacak, daha sonra arttığında kazanacak. Ya da kalkacak dolara, dövize yatırım yapacak. Ya da altında tutacak. Ya da başka bir argümanla değerlendirmeye çalışacak. Eğer ki piyasamızda evet belirtilen noktada enflasyon oranı bu olacak ve piyasada buna güvenecek. Dolarla ilgili durumu sabitliyorum diyecek, ihracatçıyı, ithalatçıyı güvende tutulacak. O zaman maaş artış oranlarına baktığınız zaman da satın alma gücünü dengeleyecek. Tabii ki finansal yatırımlarda artış söz konusu olur ve piyasada güven sağlar, hareket eder. Ancak böyle olur. Yani bir güvence olmadığı takdirde yatırımcı devreye maalesef girmez çünkü ticari hayatta önünü görmek çok kıymetli bir durumdur. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim.